FIFA 2023'ün güncel yaz transfer yamasına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu yamada olanlardan bahsedeceğim hemen sizlere. Ben bahsederken arka tarafta zaten Süper Lig kadroları, Avrupa'nın büyük takımlarını, bir yandan da 4 büyüklerin detaylı kadrolarını göreceksiniz zaten. Onlara bakarken beni dinleyiniz lütfen. Şimdi arkadaşlar yine bildiğiniz gibi 1 milyon euro üzerindeki bütün transferleri gerçekleştirdim. Piyasa değeri 1 milyon altında olup da yüksek bol servisle transfer olan oyuncuları yaptım. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya Süper Lig'in kadrolarını düzenledim. Zaten ekranda görüyorsunuz. Kiralıktan dönen ve giden oyuncuları gönderdim. Emekli olan oyuncuları düşük liglere dağıttım ama şu son, yani emekli olacağım deyip de olmayabilir diye oyuncular serbestte beklettiklerim de var. Yine serbest statüde toplam 200 oyuncu var arkadaşlar. Boşa çıkan oyuncular 1 Temmuz tarihinde. Yine serbestten takımları belli olanları da yolladım. Milli takımların kadrolarını düzenledim. Malum Avrupa Kupası var. Oyunda da milli takımlarla oynamak isterseniz diye güçlü olan oyuncuları ekledim. Yine Nisan ayında yapmıştım. Süper Lig'deki bütün oyuncuların rating, potansiyel ve sözleşme sürelerini düzenlemiştim. Bunları yaz transfer sezonu sonunda yine FIFA 25 çıktığında ona göre düzenleyeceğim. Onlar da zaten gerçekteki sürelere göre düzenliyor. Yine Eyüpspor, Bodrumspor, Göztepe gibi takımların kadroları kesinleşince oyuna ekleyeceğim kadro olarak. Logo ve isim olarak da çalışmalarım sürecek. Ümraniyespor'u Samsunspor olarak dönüştürmüştük zaten biliyorsunuz. Yine oyunda olmayan oyuncuları oluşturduğum Reyman Aş, Ernest Muşi, Demir Ege Tıknaz, Emre Can Terzi, Zainettino, Steven Enzonzi, Kenan Yıldız, Tonio Tekliç ve Bakan bu. Ekstra oyuncu isterseniz bana direkt söyleyebilirsiniz. İlerleyen güncellemelerde bunları da sağlarım. Yapılan yenilikler bu şekildeydi. Zaten takımları gördüğünüz arka planda. Şimdi yamayı nasıl yapacağınıza geçelim. Öncelikle açıklama kısmında bir link var. O Discord sunucumuzun linki. Discord sunucumuzda bütün topluluğumuzu yönetiyoruz. Burada yaklaşık 14.000 kişiyiz. Buradan kalıcı davet linki de atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çevrimiçi sayımız da var. Bunlar bilginiz olsun. Şimdi kurallarımız var. Sunucumuza geldiğinizde kurallarımızı onaylıyorsunuz. Ailemizin sağlığı açısından bu kurallar önemli. Sunucumuza kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olan her şey, herkese açık olan bütün kanallara erişim sağlayabiliyor. Kayıt nasıl olunur onu göstereyim. Arkadaşlar kanalıma abone oluyorsunuz. Burada abone kayıt kısmı var. Kurallardan basarsınız. Yine kayıtsız kısmında da var. Buraya ekran görüntüsü atıyorsunuz buna dair. Videoyu beğenip abone olup atın. Lütfen bu destek zaten. Kayıt olmanızı da bu şekilde sağlıyorsunuz. Hemen bizler sizlere en kısa sürede kaydediyoruz. Kayıt olduğunuz geliyorsunuz abi. İlk işiniz şu. Rol alma. Buradan oynadığınız oyunların rolünü alın ki etkinliklere katılabilin. FIFA'ların hangisi olduğunu burada gösterdim. Zaten 4 büyük takımda logolarına basarsanız 4 büyük takımda herhangi bir gelişme olduğunda haberdar olabilirsiniz. Duyuru atıyoruz. Yine bizlerle birlikte oyun oynamak isterseniz oyun katılımcısı rolü alabilirsiniz. Buradaki emoji tıklayarak onu da alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim. Rolleri aldınız. Yama yapacaksınız. Açıyorsunuz burada kategorileri. Farklı farklı 21, 22, 23 ve 24'e yamalar var. 23 kısmını açtınız arkadaşlar. Burada alevli ve elmaslı yamalar var. Hemen sizlere onları göstereceğim. Alevlilerden başlayalım. Kayıt olan herkesin erişebileceği. Mod menajer var. Mod kurmanız için Bein Sports var. Scoreboard yapabilirsiniz. Yine burada farklı farklı scoreboard yamalarımız var. Krampon yaması var. Galatasaray'ın 100. yıl forması var. Bütün takımların forma yaması var. FIFA 23'te Süper Lig'deki bütün formalar var. FIFA 23 temaları var. İtalya Ligi lisansı var arkadaşlar. Bunlara kayıt olan herkes erişim sağlayabiliyor. Bir de premium yamalarımız var. Onlar da üyelere özel. Yeni sezon başlatma modu. Sezonu bir sene ileriden başlatabiliyor. Yine 100 yaması var. 100 yaması ama güncel yamayla çalışmıyor. O eski yamayı kullanmanız gerekiyor. Onun dışında videodan bakabilirsiniz. 100 yaması, 100 yamalı transfer yamasını buradan indireceksiniz. Yine yaz transfer yaması var. 21 Eylül'den kalma. Yine rating yamamız var. Rating yamasının en güncel hali de burada gördüğünüz gibi gen grup transfer arkadaşlar. En kapsamlı çalışma. Zaten video başında sizlere bunu anlatmıştım. Şimdi gelelim premium yamaya nasıl sahip olacağınız arkadaşlar. YouTube'dan bir gelir kaynağım olmadığı için tek gelir kaynağım burası. Buradan üyelik alarak şurada gördüğünüz bütün haklara sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda süreliğiniz boyunca da yamalardan güncelleme alma erişimine sahip oluyorsunuz. Atıyorum geldiğiniz 3 aylık üyelik aldınız benden. Temmuz'un ikisindeyiz bugün.
3 ay boyunca yetki sahibi oluyorsunuz. Güncelleme geldiğinde güncellemeye sahip oluyorsunuz. Mesela atıyorum transfer dönemi sonunda işte Ronaldo gitti mesela Real Madrid'e. 3 ay sonra ben yamayı attığımda eğer üyeliğiniz hala aktifse bu yamaya sahip oluyorsunuz. Ama 3 ay sonunda herhangi bir dosyalarınızı geri alma gibi bir durum yok. Zaten üyelik boyunca kullandığınız bütün her şey sizde kalıyor. Üyelik sistemi bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlandırma ve süreler burada mevcut. Bana özelden yazmanız yeterlidir. Üyelik kısmımız bu şekildeydi. Şimdi üyeliği aldınız. Geldiniz buradan yamayı indirdiniz. Kullanacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Hemen geliyoruz arkadaşlar. Premium FIFA 23 kısmına. Burası yetkisi olana açılıyor arkadaşlar. Burada indirme linkimiz mevcut. Şifre ise burada. Örnek olarak siyah yere tıklayınca açılacak şifre ama şuraya basarak örnek şifreyi buradan mesela kopyalayacaksınız. Siz aynı işlemi şurada yapacaksınız. Bu siyah yere tıklayıp orayı kopyalayacaksınız. İndirme linkimizi açacağız. İndirme linkimize hızlıca git diyeceğiz. Gördüğünüz gibi hiç reklamsız direkt açıldı. Buraya şifremizi gireceğiz arkadaşlar. O şifre şurada. Buradaki siyah yere basıp oradaki metni kopyalayıp şifreyi buraya girin. Şifre girdikten sonra dosyayı indir diyeceksiniz. Dikkat edin. Transfer yaması V9 arkadaşlar. Site, URL'si falan her şeye dikkat edin. Farklı bir yere girmeyin. Ben dosyayı indirdim az önce hızlı olsun diye. Gördüğünüz gibi attım masa üstüne. Şimdi belgeleri açıyorsunuz. Kayıt dosyalarınız var. Oyununuza ne olursa olsun kayıt dosyalarınızı yedekleyin ki kariyerlerinize bir şey olmasın. Bizde öyle bir risk yok bu arada. Genel olarak söyledim bunu. Buradan atıyorsunuz buraya scout dosyanızı. Kayıt dosyalarınızın içine bende olduğu için atılmıyor. Gördüğünüz gibi daha bugün düzenledim. 1.25 geçe gayet güncellememiz. Kadroya attıktan sonra oyun içinde yapmamız gerekenler var. Hemen oraya geçelim. Şimdi kayıt dosyalarınızı attıktan sonra oyuna giriyoruz. Oyuna girdikten sonra da hemen buradan ayarlara geliyoruz. Burada oyuna her girdiğinizde kadroların gitmemesi için bir işlem yapacağız. Önce profilden kadroları yükle yapacaksınız. YouTube bazak yaz transfer yaması V9'u seçip onayladıktan sonra kadroları kaydet yapacaksınız. Gelip buradan adını üzerine onaylıyorsunuz. Hemen kontrol edelim kadrolarımız gelmiş mi diye. Gördüğünüz gibi Trabzonspor'da Ozan Tufan, Lundstram, Barisic, Draguş gibi transferler. Vakeyeme hiç gitmemiş gibi. Hemen buraya geliyor transferlerimiz. Şu yükselen takımlar, düşen takımlar konusunda da kadroları en son ayarlayacağım. Onda da bilginiz olsun. Mesela Rafa Beşiktaş'ta gördüğünüz gibi Paulista yine stoperde. Yamamız bu şekildeydi. Hemen kısa bir şekilde kariyere giriş de göstereyim bilmeyenler için. Oyun modu diyorsunuz arkadaşlar. Kariyeri, yeni kariyer diyorsunuz. Burada mevcut kadroları kullan diyeceksiniz. Eğer bunu derseniz şu anki kadrolarla girmiş olursunuz. Bilginiz olsun. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.